cinayeti verilerini yayınlamıyorken bizler kadın cinayeti verilerini yayınlıyoruz her ay. Hani o algı yaratıyor dediklerinde, yok öyle bir şey dediklerinde, abartılıyor dediklerinde, aşk, sevgi, kıskançlık değil, namus değil. Bu kadın cinayeti olduğunu, bu gerçekleri anlatıyoruz. Şimdi durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Sokaklardaki kadınların yaşam mücadelesini şaka mı sandınız? Burada kararlı devam edeceğiz. Onların göstermelik adımları bile arkadaşlar bizim sayemizde. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Dedik ki defalarca bu meydanda buluştuk. Yine şunun için buluşuyoruz. Ama böyle bir nedenle buluşacağımız aklımıza gelir miydi arkadaşlar? Gelmezdi. Ama bu tuhaf şey oldu Türkiye'de. Bu bizi marketlerdeki fiyatlar kadar şaşırtıyor. Gerçekten ve de marketlerdeki fiyatlara nasıl alışmayacaksak bu kadar haksız, hukuksuz, adaletsiz ve saçma, içi boş hamlelere de pabuç bırakmayacağız biz. Bir daha bizim yanımızı bir daha kanadılar yani. Onları durduracağım. İnsan aile ahlakı bozuyor diye kapatmaya çalışıyorlar. Aslında aile ahlakı ne zaman bozuldu biliyor musun? İstanbul Sözleşmesi ve Erdoğan o gün aile ahlakı bozuldu. Bazı derneklerde, vakıflarda çocuklara kürbüsü olarak tecavüz edildi. İntihar etmek mecburunda kaldı. Bunu kapatacağına, adalet arayanları kapatacağına gidin onları kapatın. Evet, biz gerçekten doğruları yapmışız ki çok zorlarına gitmiş, onlara bakmışız, dava açmışlar. Açsınlar, olumsuzu da düşünüyorum. Kapatabilirler mi? Kapatabilirler. Onun, çünkü onlar geceden sabah yasa çıkartıp neler yapabilen yaratıklar benim için. Kapattıktan sonra ne olacak? Çiğdem Evcil'e mi oturacak? Çiğdem Evcil yine Kadıköy meydanlarında, Çiğdem Evcil ve bütün aileler her yerde. Adın! Cinayetlerini durduracağız. Yürümeyeceksin. Bu dayanışmadan aldığım güç sayesinde bütün o şiddeti, bütün o pisliği, bütün o ayrımcılığı, nefreti geride bırakıp kendi hayatıma yürüme, kendi şarkılarımı söyleme gücünü elde ettim. Ben bu platformun kapatılacağını duyduğum zaman hiç şaşırmadım. Çünkü bizleri kapatabileceklerini zannediyorlar. Bizim özgür iradelerimizi, bizim sesimizi, bizim inançlarımızı, bizim fikirlerimizi, bizim yeteneklerimizi kapatabileceklerini zannediyorlar. Ve yıllardır bunu zannettikçe onlar, bizleri dövdükçe, bizleri yerlerde sürdükçe, bizleri gaza buladıkça, bizleri kovaladıkça, bizleri öldürdükçe ve katillerimizi kravat taktı diye serbest bıraktıkça biz bu meydanlardayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Yürüyeceksin. Asla yalnız. Biz her ay kadın şüpheli kadın ölümü verileri yayınladık.
platforma, platformun üyelerine ve destek olan toplumsal duyarlılığı yüksek olan insanlara kadın cinayetlerine ve kadına şiddete yönelik yürütmüş oldukları faaliyetten dolayı kapatma davası yerine teşekkür etmemiz gerekiyor. Kızım Ceren Damar katledildikten sonra yakından tanıdığım, takip ettiğim bu insanlar ülkemin neresinde bir kadın cinayeti olsa, ülkemin neresinde bir kadına şiddet olsa, ülkemin, güzel ülkemin toprakları ne zaman bir kadın kanıyla sulansa, bu insanlar anında oraya koşuyorlar, yardıma gidiyorlar. Dava dava koşuyorlar, kar demeden, yağmur demeden, adliye adliye koşuyorlar yardım için. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ne yapıyor? Canı yanan insanların acısını paylaşıyor. Mağdurların mağduriyetini gidermeye, onlara destek olmaya çalışıyor. Kadın cinayetleri platformu ve bu güzel insanlar ne yapıyor? Yüzlerce kadın cinayetinde üstü örtülmeye çalışılan, örtbas edilmeye çalışılan, birçok davada yargıyı yanıltmaya çalışılan birçok davada yargıya yardımcı oluyorlar. Adaletin gerçekleşmesini sağlıyorlar. Başka neler yapıyorlar? Adaletsizliklere karşı duruyorlar. Hukuksuzluklara karşı duruyorlar. Geciken adalete ses çıkarıyorlar. Haksız yere verilen İHAL indirimlerine karşı duruyorlar. Adaletin gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Mağdur insanlara yönelik, kadınlara yönelik haksız yere iftiralar atan, suçlamalarda bulunan gerçek hukukçuları tenzih ederim. Avukat cübbesi altına saklanarak ölen kadınlara iftiralar atıyorlar. İşte bu gördüğünüz platform ve bu platformun insanları bunlarla, bu katillerle, işbirlikçileriyle mücadele. Hepimizin teşekkür borcu var. Bu nedenle hepinizin huzurunda ülkenin dört tarafını dolanan, her kadına şiddeti göğüsleyen, her kadın cinayetinde mağdurların, mağdur ailelerin yanında olan bu insanlara mağdur ailesi olarak huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.